tam kahvaltı saati. Biraz sucuk nasıl yapılır onu öğreneceğiz şimdi. Sucuklardan bahsedeceğiz. Akla ilk gelen şehir tabii ki Afyonkarahisar. O yüzden biz de Afyonkarahisar'a uzanacağız. Sucuklar nasıl yapılıyor? Ahber ekibinden Nail Azbay ve konuğu anlatacak bize. Türk mutfağının olmazsa olmazıdır sucuk. Sucuk deyince de akla ilk gelen şehir Afyonkarahisar oluyor kuşkusuz. Bizler de Afyonkarahisar sucuğunun farkı ne? Neden bu kadar lezzetli? Bu soruların yanıtını arayacağız. Şu anda da Afyonkarahisar'da günde 15 ila 20 ton sucuk üretiminin yapıldığı bir tesistiz. Yanımızda da yayın konuğumuz bu tesiste gıda mühendisi olarak görev yapan Salih Tuç var. Efendim, Afyon sucuğu diyoruz. Neden bu kadar farklı bu Afyon sucuğu? Neden bu kadar lezzetli? Öncelikle tesisimize hoş geldiniz. Afyon sucuğu en belirgin özelliği ana ham maddesi olan büyükbaş hayvan eti, kırmızı ettir. Bu kırmızı et yöreye özgüdür. Açık besi yapılmış hayvanlar mezbahalarda kesildikten, helal kesime uygulandıktan sonra derisinden ve iç organlarından ayıklanır. Bir soğutmaya tabi tutulur. Biz bu kemikli ete karkas deriz. Bu ön soğutmaya tabi tutulan etler daha sonra işletmeye alınır. İşletmede yine uzman veteriner hekimler tarafından muayeneleri yapılır. Sucukluk niteliği taşıyıp taşımadığı ile ilgili kıstaslar irdelenir. Daha sonra kemiklerinden ayrılan bu etler kendimize has, yöreye has baharatlarla beraber harmanlanır. Ve yine doğal hayvanın kalın bağırsağından elde edilen doğal bağırsaklara dolumu yapılır. Bir müddet olgunlaştırılmaya bırakılır klimatik odalarda ürünler. Bu olgunlaştırma sürecinde muhteviyatında bulunan fazla nemi atarak etin aromasını ve içine ilave ettiğimiz baharatların aromasını bir adım ileriye taşır. Bu tahmini 5 gün gibi bir süredir. Bu süre sonucunda olur alan ürünler, yani fazla neminden ayrılıp aromasını bulan ürünler paketlenerek tüketilmek üzere soğuk zincir vasıtasıyla araçlara yüklenerek Afyon'dan çıkar. Yani bir sucuk buraya girdikten sonra 5 gün içerisinde tüketim hazır mı hale geliyor? Bir sucuk demeyelim, karkas et işletmeye girdikten sonra komplike olarak 5 gün içinde ileri işlenmiş et ürünü olarak buradan çıkar, sucuk olarak çıkar. Olgunlaşmış bir şekilde. Peki aslında bizler pek çok şehre gidiyoruz, pek çok sucukla karşılaşıyoruz ama Afyon'da yediğim sucuğun tadını oralarda alamıyoruz. Buradaki fark ne? Neden bu kadar kıymetli buradaki sucuklar? Şimdi en başta da bahsettik bu konudan. Yöreye ait hayvanların besileri özel yapılmakta. Yani tamamen doğal açık besi olmakta. Bu esnada hayvanlar rahat hareket edebildikleri için ve tabiatta var olan yiyeceklerden tükettikleri için muhteviyatında daha fazla aromalı etler bünyelerine hapsederler. Nihayetinde bu bizim de kendi speklerimize uygun reçetelerdeki baharatlarla birleştiğinde Afyon sucuğu ortaya çıkmış olur. Kaliteli sucuğu vatandaş nasıl anlayabilir dışarıdan? Kaliteli sucuk bir kere şu anda bunu kıstas alabilmesi için en göze çarpan nitelik fiyat niteliği. Şu anda Afyon sucuğunun bir fiyat skalası var. Hem Türkiye mesela çapında hem Afyon'da. 50 lira ile 70 TL arasında markasına göre değişmekle beraber fiyatlar söz konusu. Bunun altında olan sucuklar Afyon sucuğu olur mu olmaz mı polemiğine girmek istemem ama şu andaki mevcut ana ham madde olan et fiyatlarıyla satılabilecek rakamlar bunlardır. Yani 50 liranın altına bir sucuk aldığımızda bu tam anlamıyla sucuk demiyoruz değil mi buna, yani öyle mi oluyor? En azından bizim için öyle değil. Yani bu işletme için öyle değil. Peki, çok teşekkürler yayınımıza katkı sundunuz. Evet, Afyonkarahisar'dayız. Bir tarafta kameraman arkadaşım az önce sizlere gösterdi. Sucuk dolumu yapılıyor. Görüyorsunuz an itibariyle sucuklar tek tek dolduruluyor. Hemen arkamda da bu kısımda da yine parmak sucuklar yer alıyor. Bu kısımda da şu anda tüketime hazır sucukları görebiliyoruz. An itibariyle Afyonkarahisar'da sucuk üretiminin yapıldığı önemli bir noktadayız. Günde 15 ila 20 ton sucuğun üretildiği bir tesisteyiz. Sucuğun nasıl yapıldığını ve kaliteli sucuğu nasıl anlarız? Bu soruların yanıtını aradık diyelim ve sözü Afyonkarahisar'dan merkeze bırakalım.